Merhaba, bugün 10 Temmuz Cumartesi. Temmuz nereden çıktı? Bugün 10 Ağustos Cumartesi. Yarın bayram. Ve kafada sorular oluşmaya başladı tabii ki. Şimdi yarın bayram gezmesi yapacağız. Misafirler gelecek. Şey olacak mı olacak? Ne zaman çalışacağım? Nasıl çalışacağım? Çalışsam mı? Çalışmasam mı? 3 günde çalışmadan durulmaz ki be kardeşim. Ne yapacağım ben? Geride kaldım. Eleniyorum falan filan. Yani bu kafaya girilmeye başlandı. Sana şunu söylemek istiyorum. Yat. Yani çalışma. Anlıyor musun? Ya bu 3 gün, 4 gün kendini bir ara ver. Niye bunu söylüyorum? Eğer zaten çalışmaya önceden başladıysan, ki bu gerçekten güzel bir şey, çalışmaya önceden başlamış olman, bir ara vermeyi hak etmişsin demektir. Çünkü artık bayramdan sonra artık iyice ciddi bir periyoda girmeye başlayacaksın. Eylül ayı gelecek, artık mola verme, bu kadar uzun molalar veremiyor olacaksın. Ama eğer başlamadıysan, yani daha çalışmaya başlayamadıysan, daha bayramda başlasan mı artık çalışmaya, tempomu artırsan mı diye düşünüyorsan da şöyle düşün. Yani bu telaşla, koşuşturma telaşıyla, misafirliğe gelme, misafirliğe gitme telaşıyla da ne çalıştığından anlayamazsın zaten. Kafan bir yerde olacak, onu yaptım diye düşüneceksin. Aynı zamanda derste çalışmalıyım diye düşüneceksin. Kafan hep ikiye bölünecek. O yüzden böyle hissetmen bence saçma olur. O yüzden bu 3 gün, 3-4 günde bir kafanı bir toparla önce. Yani neler yapmam lazım? Bu süreçte artık fedakarlık yapmaya hazır mıyım? İlerleyen süreçte artık bu kadar uzun süreler molalar vermeden devam edebilecek miyim? Bu gibi soruları sor kendine öncelikle. Bayramda kendini mental açıdan hazırla, sonrasında çalışmaya başla bence. Her iki türlü de bayramda çalışma yani, dediğim gibi. Evet, motivasyon videosu gelecek bayramdan sonra. Nasıl çalışılır? Yandex'ten bahsetmiştim, onu açacağım ileriki videolarda ve bir tane de motivasyon videosu gelecek. Bugünlük aynı zamanda 10 Ağustos 2018'de ne yaptığım videosunu paylaşıyorum. İyi seyirler, iyi bayramlar. Görüşürüz. Merhabalar. Bugün 10 Ağustos Cuma. Yaptığımı aktaracağım. 6 saat çalıştım. Bu hafta 36 saat oldu. Böylece verimli, yani 40 saat hedefliyordum. Olmadı. Yapamadım. Beceremedim. Neyse 36 saat oldu. Ne yaptığımıza bakalım. Matematik adına, mat 1 adına ilk başta parabol çalıştım. Buradan birazcık trigonometri matematikten problemler ve fonksiyon ve işte doğal sayılar yaptım. Böylece TYT matematiğin sadece istatistik konusu kaldı. TYT matematik de yani bitmiş oluyor aslında. Yazın sonunda, daha 12'ye geçmeden. TYT geometri biraz karışık, çokgen, üçgen, işte paralel kenar gibi şeyler yaptım. Üçgende alan, dik üçgen falan öyle şeyler yaptım. Kimya adına çözünürlük dengesi, bundan değil şuradan. Mol kavramı bir de TYT bölümü olarak atom ve periyodik çekler kısmını yaptım. Biyoloji olarak kalıtım, şuradan iki tane daha test çözdüm. Şurada bir tane kitabı var, Rant'ın. Buradan, sinirlenmiş sistemi çözmedim. Bak çözecektim, unuttum, şimdi hatırladım. Neyse, yapacak bir şey yok. Bundan da farklı olarak işte insan da üreme sistemi, hücre bölünmeleri ve canlıların yapısını bulunan temel bileşenler çözdüm. Fizik adına buradan soru bankasından elektrostatiğin arka tarafındaki testi yaptım. Zaten şuradan, şu Allah'ın kitabından vakit kalmadı yani, final kitabından. Tork ve denge ve enerji çözdüm buradan da. Bugün böyle bu haftayı iyi bitirdik. 40 saat olmasa da 36 bence iyi, fena değil. Haftaya zaten bayrama gireceğiz. Haftadan sonraki hafta. Haftaya son böyle şey, sonra farklı bir çalışma sistemi, farklı bir metoda geçeceğim. Onları ayarlayacağız, onları bahsederim. Neyse, görüşürüz. Pazartesi görüşürüz. Bu iki gün video çekmem daha.